Şimdi e, başlayıp devam edeceğiz nasip olursa şayet. Geçen haftadan olan arkadaşlarım var mı burada? Geçen haftada vardım, bu haftada varım hocam. Kaçırmadım, kaçırmıyorum hocam. Eyvallah. Memin hocam. Devam demiş. Geçen haftadan olan bir hocam var, diğerleri yok. Güzel. Varız hocam, varız hocam, varız. Buradayız hocam, bırakıp nereye gideriz hocam demiş. Eyvallah gençler. Tamam o zaman. Yine sizin için seçmiş olduğum özel ponci kalite sorularla birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Hazırsanız birlikte başlayalım ilk denemeyle beraber. Arkadaşlar biliyorsunuz iki ders, iki deneme çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Hadi eyvallah Büşra teşekkürler. Evet ilk soruyla beraber başlayalım o zaman sevgili arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde Çorum'dan yola çıkan Abdullah Hoca gittiği yerde Buna göre Abdül Hoca'nın gittiği şehir aşağıdakilerden hangisidir? Abdül Hoca gittiği yerde güneşin daha erken doğduğunu gözlemlemiş. Açısal hızın değişmediğini görmüş. Gündüz süresinin daha uzun olduğunu gözlemlemiştir. Vah Abdullah Hoca vah acaba nereye gitmiştir? Şimdi Abdül Hoca nereden hareketle yola çıkıyor? Şimdi bunu biliyor olmak lazım tamam mı? Abdül Hoca'nın yola çıktığı yer neresi? Çorum. Peki Abdullah Hoca gittiği yerde güneşin daha erken doğduğunu görmüş. O zaman Abdullah Hoca doğuya doğru gitmek zorunda. Yani bunun çarı yok tamam mı? Doğuya gideceğim ben doğuya. Yani gideceğim çorumun doğusunda olacak kafadan. Mersin olmaz. Batı da abi. Aydın ol Batı da abi. Kırklareli olmaz. Batı da abi. Ya Giresun ya da Sivas. Peki geldim açsızın değişmediğini demiş. Buradan bir şey çıramam. Neden? Çünkü Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde açısalız aynı ve sabit değişmez. Gündüz süresinin ise daha uzun olduğunu hangi tarih? 21 Haziran. Şimdi ben biliyorum ki 21 Haziran'da kuzey doğru gidildikçe gündüzler uzar. Bu yüzdendir ki Abdullah Hoca kuzey doğuya doğru gitmiş arkadaşlar gündüzler uzadığı için. Eğer kuzey doğusunda neresi var burada? Giresun var arkadaşlar. O zaman Abdullah Hoca 21 Haziran'da Çorum'dan nereye git sorusuna Giresun'a gitmiş. Hocam neden Sivas olmaz? Çünkü Çorum'la Sivas hemen hemen aynı enler üzerindeler. Dolayısıyla gündüz süresi çok da ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Bir günüz olsun. Abdullah Hoca 21 Haziran tarihinde Çorum'dan yola çıkıp Giresun'a gelmiş. O gün bugündür de hala Giresun'da devam arkadaşlar. Peki var mı sıkıntı buraya kadar? Eyvallah. Aleyküm selam Hatice. Var mı arkadaşlar? Anlamadım hocam. Çözer misin hocam dediğiniz. Yok diyorsun. Güzel. O zaman devam ki arkadaşlar. Şu kalemi birazcık kalınlaştırmak istiyorum açıkçası. Çok ince geldi gözüme de. Evet. Evet böyle daha iyi. Daha iyi. Güzel. Şimdi arkadaşlar benim ikinci soru. Türkiye'de dağlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşım. Sana bıraktım. Uğraş bakalım biraz. Bir dakikam var. Bir cebelleş. Sence cevap ne olmalı anladın mı? Sence cevap ne olmalı yani? Sana bıraktım. O kadar hızlı mı yahu? Türkiye'de dağla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş sevgili arkadaşlar. Yanlıştır. Şimdi bakalım. Tamam, projesiyle oluşmuştu. Bilemiyorum. Bu nereden geldi şimdi? Kral. Tamam projesiyle oluşmuştu. Bir, bir dursun emin değilim. Bazı dağların yüksek kesiminde denizsel fosillere rastlan, rastlanılır. Mesela Torosların tepesinde arkadaşlar. Evet. Bakılçıklar ve denizsel fosiller var ya çoğun oluşum da kıvrılma ile gerçekleşmiştir. Doğru. Çünkü çoğu arkadaşlar kıvrım dağlardır. Ülkenin doğusunda volkanik dağlar yaygındır. Daha yaygın. Doğrudur. Doğu ne vardı arkadaşlar? Nemrut vardı. Süpan vardı. Tendürek vardı. biri de ağrı vardı arkadaşlar. Doğrudur. En yüksek zirve volkanik dağ üzerinde bulunan Atatürk zirvesidir. Doğrudur. En yüksek zirve ağrı dağ üzerinde yer alan At, at, Türk sürücüdür arkadaşlar. Bu da doğru. Peki o zaman cevabım ne oldu? A seçeneği. Tamam Alp Orojenezi ile oluşmuştur. Olmaz. Türkiye'deki arkadaşlar dağlara bakıldığında lütfen dikkat ediniz. Kuzey Anadolu dağları Alp Orojenezi. Toroslar Alp Orojenezi. Ege'deki kırıklı dağlar Alp Orojenezi ile oluşmuştur. Sıkıntı problem yoktur. Ancak arkadaşlar işte Karadağ, Karaca Dağı, Erciyes, Hasan, Melendiz bunlar volkaniktir. Dolayısıyla Nemrut Süphan volkaniktir. Dolayısıyla tamamı ile oluşmuş demek oldukça yanlış bir ibare olur bilginize. Bunun bilgisine vermiş olalım. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği olmalı arkadaşlar bilginiz olsun dedik. En çok volkanik dağ İç Anadolu'da değil miydi hocam ondan kafam karıştı. Yok öyle demiyor ki bak ülkenin doğusunda volkanik dağlar daha yaygındır demiş. Doğrudur yani ülkenin doğusunda batıda değil de Doğuda volkanik dağlar daha yaygın. Mesela Ege'de değil de İç Anadolu'da ya da İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da gibi düşünmek lazım. Tamam mı? Öyle bak. Peki gelelim üçüncü soru arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir göl sorusu. Aşağıdaki göllerden hangisi? Lavların bir çanağın önünü kapatması sonucu oluşmamıştır demiş arkadaşlar. Yani hangisi Lav Set Gölü'dür? Lav Set Gölü değildir demiş. Biliyorsunuz ki ne oluyordu? Volkan patlıyordu, değil mi? Volkan patlıyordu. Volkan'dan çıkan lavlar gidiyordu, akıyordu. Bir akar kapatıyordu ve bir lav set gölü oluşuyordu arkadaşlar. Bunların kodlaması vardı hatırlıyor musunuz? Değil mi? Nazikli Erçek Bulanık Göle Balık tutarken haçlıları görünce çıldırdı diyordu. Nazik, erçek, bulanık, balık, haçlı, çıldır. Bunlar arkadaşlar nedir diye sorulduğunda tabii ki de Lauset gölleriydi. Nazik, erçek, haçlı, balık, bulanık ama Hazar, Hazar arkadaşlar Tek tonik bir göldür. Elazığ sınırları içerisinde yer alan sevgili arkadaşlar, kadar tektonik bir göldür. Hocam Van Gölü'dür ya demiş Şeyma. Şeyma, Van Gölü, lav set gölü müdür? Değildir. Lav değilse nedir? Van Gölü nedir biliyor musunuz? Karma yapılı bir göldür. Önce bir tektonizma meydana gelmiş, bunun sonucunda bir çukur oluşmuş. Ardından önü lavlarla kapandı. Bu yüzden de Van Gölü, Evet lav setleşme etkili ama tektonizma da etkili. Peki birden fazla şeyin etki olduğu göllere biz ne diyoruz? Karma yapılı göl diyoruz tamam mı? Karma yapılı göl. O, Türkiye'de karma yapılı göl var mı? Var. Mesela Beyşehir karma yapılıdır. Hem tektonik hem karstiktir. eldir mesela karma yapılıdır. Hem tektonik hem karstiktir. Onun dışında Van Gölü karma yapılıdır. Hem tektonik hem lav settir. Bir de Trabzon'daki Uzungöl. Yeni trend bu arkadaşlar. Karma yapılıdır. Hem heyelan hem alivial göl olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun dedik. Var mı sıkıntın buraya kadar? Devam hocam demiş. Devam o zaman gençler. Haydi bakalım. Bugünün efendim güzel soru. Bir dakika süreniz başladı. Büşra Van Gölü tuzlu değil. Van Gölü sodalıdır. Tuz Gölü tuzludur. Okey. Oraya bakmak lazım. Yani Van Gölü tuzlu değil. Van Gölü sodalı bir gölümüz. Volkanik arazi olduğu için. Bir yerde delta'nın oluşabilmesi için diyoruz arkadaşlar. Aynen Büşra. Süper. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat. Bir yerde del oluşabilmesi için. Hocam del nedir? Arkadaşlar deltovası nedir biliyor musunuz? Akarsu taşıdığı alev gölleri götürür, denize döker, denizde biriktirir. Oluşan düzlüğe delta denir. Ama hocam her aksiyon denize döküldüğü yerde delta oluşur mu? Bak ben şimdi Doğu karadenizim Burada birçok akarsu gitmiş. Denize dökülmüş delta falan yok abi. Tamam mı? Yok. Ya niye delta yok? Demek bir yerde deltanın oluşabilmesi için belli şartlar gerekiyor. Yani öyle her akar denize döküldüğü yerde delta oluşacak diye bir kural yok arkadaşlar. Bir yerde delta'nın oluşabilmesi için mutlaka muhakkak belli şartların olması gerekiyor. Mesela bir kıyısı olacak. Doğru duydun. Kıyı nasıl olsun? Sığ olsun. Tamam mı? Kıyı sığ olacak. Arkadaşım unutmuyorum. Kıyı nasıl olacak? Kıyı sığ olacak. Tamam. Bunu asla unutma. kıyısı sığ olacak. Yani derin olmasın anladın mı? Derin olursa dolduramam. Hikaye bu. Peki geldi. Akar suyun boyu uzun olacak. Ha böyle bir şart yok. Akarsu bol böl taşıyacak. Doğrudur. dolar. Bu da kesinlik şart. Akarsuyun debisi yüksek olacak. Yok bu da yem. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bir yerde deltanın oluşabilmesi için bir kıyısı olacak. İki kıta sağlığı geniş olacak. 3 kıyıda akıntı olmayacak. 4 kıyıda gelgit olmayacak. Onun dışında benim akarsuyun debisiyle, rejimiyle, boyuyla, postuyla işim yok. E hocam boyu uzun olursa daha çok yerden geçip daha çok toprak getirmez mi? Her zaman değil arkadaşlar. Tamam mı? Hocam debisi çoksa çok fazla toprak getirmez mi? Her zaman değil arkadaşlar. Mesela Antalya çevresinde yer alan Manavgat, Dalaman, Asu ve hatta Köprüçay geliyorlar. Çok da su taşıyorlar ama karstik bölgeden geçtikleri için denize dökülüyorlar. Ancak delta oluşturamıyorlar. Hocam Antalya çevresinde niye delta oluşmaz? Çünkü karstik arazi. Yani kireç bu anladın mı? Getiriyorum eriyor eriyor eriyor. Attım abi gerisi de denizleridir. Birikme şansı var mı? Yok. Antalya çevresinde niye delta yok? Karstik arazi parantez içerisinde litojik yapı. E hocam akarsuyun birisi yüksekti, boyu uzundu. İşe yaramadı. Hocam Marmara Denizi'nde de delta yok. Neden yok? Çünkü arkadaşlar şiddetli. Bir o kadar da hiddetli akıntı. Hocam Batı Doğu Karadeniz'de de delta oluşmamış. Çünkü kıta sahanlığı dar. Kıta sahanlığı dar. Yani kıyı derin demek. Bak mesela Sakarya var. Sakarya akıyor gidiyor abi. Değil mi? Boyu uzun mu? Uzun. Debisi yüksek mi? Yüksek. Ama delta? Delta yok. Karasu alivyolleri var. Ama o delta mı? Tam da değil. Orası bir kıyı yüzlüğü var. Öyle düşünmek lazım. Niye? Şu şiddetli akıntıdan dolayı biriktirmesine müsaade etmiyor. Demek ki öyle arkadaşlar. Her boyu uzun olan, her debisi yüksek olan akarsu Delta oluşturamıyor çünkü şartların uygun olması gerekiyor. Mantık anlaşıldı mı? Aynen delta oluşumunda akarsuya tek bir görev düşer. O da bol aliviyol taşısın yeter. Onun dışında akarsuyun debisiyle, rejimiyle, boyuyla, postuyla, kaşıyla, gözüyle işim yok benim. Hikaye bu. Aynen öyle. Thanks. Ben thanks. Asıl ben thanks. Buyurunuz efendim. Aşağıda bazı iklim ve bitki örtülerine ait özellikler verilmiştir. Evet. E, yukarıdaki verilen özellikler seçeneklerdeki kentlerin eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Bir dakikalık süren başladı. Bence sendeyim. Ya bak, Ponçik. <laughs> ya olmaz ki ama bakalım. Aşağıdaki bazı iklim ve bitki örtülerine ait özellikler vermiştir. Tamam kral. Yukarıdaki verilen özellikler seçeneklerdeki kentlerle eşleştirildiğinde hangi kent bu eşleştirmenin dışında kalır demiş. Güneşlenme oranı en düşük olan kent. Arkadaşlar güneşlenme oranının en az olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz'den bir yer aradım. Giresun arkadaşlar. Giresun gitti. O zaman güneşlenme oranı az dediği için Giresun en fazla yağışı yaz mevsiminde düşüyor. En çok yağışı yaz alan yer Erzurum, Kars, Ardahan'dır. E o zaman bu da gitti abi. İkinci seçeneğim de Gars, uzak doğu. En fazla yağış alan kent demiş arkadaşlar. Durun en az yağış alan kent. En az yağış alan kent Kıdır'dır arkadaşlar. Bu da gitti. Konya diyenler üzülür. Kral. En fazla yağışı kışın alan kent. O da Mula Akdeniz'de gitti. Sorunun cevabı nedir? Ponçik. B seçeneğidir. Aman tanrım. Neredeyse herkes yanlış yaptı. İyi mi? Iğdır neydi hocam? Türkiye'de en az yağış alan şehir. Iğdır. Bak Türkiye'de çölleşme riski en fazla olan yer neresi? Konya Karapınar. Konya Karapınar Türkiye'de en az yağış alan yerdir. Ama Konya'nın yüz ölçümü büyük ya. Kuzeye doğru gidildikçe yağış artıyor. Bu yüzden de Konya ilin, ilinin toplam yağışı tabii ki de Iğdır'dan fazla arkadaşlar. Bu yüzden de lütfen dikkat et. Unutma bunu. Türkiye'de en az yağış alan il derse Iğdır'ı alacaksın. Tüh be. Yine yanlış yaptım demiş. Hocam bir de Kars'a nasıl yazın alıyor en çok yağış demiş. Şöyle değil midir? Türkiye'de yağışın dağılışı. Hatırlar mısınız? Bir E harfi çizerdik biz eskiden, eskiden. Mesela İç Anadolu bölgesi böyle. Ne zaman alıyordu? İlkbaharda. Doğu Anadolu ne zaman alıyordu? Yazın. Karadeniz ne zaman alıyordu? Sonbaharda. Peki Güney Marmara, Ege, Akdeniz bunlar cephesel alıyordu. Ne zaman alıyordu? Kışın, 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 kışın. Ben ne yapıyordum? Tuz Gölü'nün oraya bir nokta koyuyordum. Sonra başlıyordum saymaya. İlkbahar yaz, sonbahar kış. İlkbahar yaz, sonbahar kış. E Kars burada. O zaman entgarşı ne zaman alıyormuş? Kars yazın. Rica ederim. Ne demek efendim? Ne demek? Güzel. Devam. Gel bakalım. De i̇şte şöyle bir soru var. Sendeyim. Zehra hoş geldin. Yok yok. Yeni başladık sayılır be. Bir 5 soru mu ne kaçırdın? 5 bilemedin 6 yani o kadardır yani. Çok bir şey gitmemiştir diye düşünüyorum. Rasım Büşra. Coğraf edin kimsenin ya. Sekmi yemin olsun. Eyvallah Zehra teşekkürler. Eyvallah. Selam söylersin kral. Şimdi geldim arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde Meltem rüzgarlarının oluşumları gösterilmiştir diyor. Tamam mı? Meltem rüzgarlarının oluşumu. Karadan denize, denizden karaya, vadiden dağa, dağdan vadiye fark etmez. Arkadaşlar gece gündüz arasında yer değiştiren rüzgarlara bizler Meltem diyorduk. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Meltem rüzgarları için söylenemez? Oluşumlarında kara ve farklı ısınma özellikleri etkilidir. Kesinlikle evet. Kara ve farklı ısınma özellikleri arkadaşlar basınçların farklılaşmasına bu da rüzgarın yön değiştirmesine sebep oluyor. Türkiye'nin yarım ada olması ülkemizde görülmesinde etkilidir. Kesinlikle olur. Çünkü yarım ada olması demek deniz, kara var demek. Dolayısıyla bu da deniz meltemi ve kara melteminin oluşmasında etkili. Etkili oldukları yerlerde sıcaklığı düşürürler. Doğrudur. Çünkü sok olan yüksek basınç merkezinden sıcak olan alçak basınç merkezine doğru eserler. E, sok olan yerden estiği için de gittiği yer sıcaklığı düşürücü etki yaparlar. Ege bölgesinde imbat olarak da bilinir. Doğrudur. Meltem rüzgarlarına Ege bölgesinde imbat denir. Deniz Meltemleri Ege kıyılığına bolca yağış bırakır. Hayır. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Not ettim. Meltem rüzgarları asla yağış getirmez. Hocam Meltem rüzgarları yağış getirir mi? Hayır. Meltem rüzgarları asla yağış getirmez. Yağış getirmesi teklif dahi edilemez. Unutma bunu. Eğer birisi diyorsa ki Meltem rüzgarları yağış getirir, o yalan söylüyordur. Hocam hiç mi getirmez? Getirmez. Ölüyorum bir yudum su. Yok. Çünkü Meltem rüzgarları kısa süreli ve devirli rüzgarlardır. Bu yüzden de yağış oluşumuna sebep olamazlar arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Güzel. Peki buyurunuz. Bir doğal afet sorusu. ÖSYM'nin son yıllarda popüler olarak gördüğü ve sürekli sorduğu yerlerden bir tanesi. Sendeyim yani ben. Sendeyim yani. Seni dinliyorum, tamam mı? Bence yaparsın. Bak ne, Bence yaparsın. Sence bilmiyorum ama bence yaparsın. Yani iyi bakmak lazım. Bakalım. Arkadaşlar, <laughs> bir de Heylan demiş. Bir nerede bro? Yani Batı Karadeniz'e yalan olur. Olur abi. Burada yalan olabilir. Problem yok. İki de orman yangını demiş. Yani zor bence. 3'te de deprem demiş. Evet Ege arkadaşlar deprem olur. Gitti. 4'te de çığ demiş. Olur abi. Gitti. 5'te de kuraklık demiş. Olur abi. Ama iki de orman yangını olmaz arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Çünkü Doğu Karadeniz'de biliyorsunuz ki arkadaşlar yağış rejimi düzenlidir. Bu yüzdendir ki bu bölgede arkadaşlar yağış rejimi düzenli olduğu için yağışlar yıl boyunca devam eder. Bu yüzden de bitki örtüsü genel itibariyle yeşildir. Bu da arkadaşlar tutuşmayı e, minimize eder. Bu yüzden de orman yangını Doğu Karadeniz'de bulunmaz. Çok nadir. Evet bir de toprak sorusu. Buyurunuz. Aşağıdaki verilen ovalardan hangisinde bulunan toprakta A, B, C ve D horizonlarının tamamının bulunduğu söylenemez demiş arkadaşım. Bence sendeyim. Şimdi biliyorsun değil mi? Topraklar demiştik. Toprakları kaça ayırıyoruz diye sorulduğunda toprakları biz üç ayırıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Zonal olanlar vardı. Yani yerli. A zonal olanlar vardı. Yani taşınmış. Bir de intrazonallar vardı. Intrazonal. Yani arkadaşlar genç toprak. Tamam mı? Şimdi zonal olan yerli olanlar arkadaşlar A, B, C, D horizonlarına sahipti. Aynı zamanda bulunduğu bölgenin iklim bitki örtüsü hakkında bilgi verirdi. Azonal topraklar ise sadece A horizonuna sahiptir ve arkadaşlar bulunduğu bölge hakkında bilgi vermez. O zaman bana diyor ya A, B, C, D ve D horizonlarının tamamının bulunduğu söylenemez. Yani zonal bir toprak olmayacak. Tamam mı? Buraya dikkat. Süper. Şimdi Mula, Korkuteli, Merzifon, Ceylanlar, Balat. Arkadaşlar Azal toprakların en meşhuru Alivyal topraklar biliyorsunuz. Ve alivial topraklar nerede olur? Delta ovalarında olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Balat bir delta ovasıdır. Bu yüzdendir ki Balat deltasında bulunan alivial topraklarda sadece A horizonu vardır arkadaşlar unutmayacaksınız. Zor muydu bro? Hocam çok yanlışımız var ya demiş. Zordu tabi. Yani kulağı buradan değil de buradan tuttum be. Ne olacak? Bilene kolay be hocam demiş. Bilmeyene zor Evet bilemem. Ponçik, çerez, turta hocam demiş. Tatlı niyetine yedim ben onu demiş. Hmm, deltaları karıştırdım be hocam demiş. Canın sağ olsun. Miskinlik yapmaz. Şu klavyeye asılır. Asıl şu klavyelere. Ve yaz bir şeyler ya. Cevap yazacaksın. İncilerin dökülmez korkma. Ay parmağım incinir yani. C diyeceksin. B diyeceksin. Yaz bir şey daha. Kraliyet ailesi gibi oturuyorsun orada ya. Olmaz. Orman en çok Batı Karadeniz mi ya? Hocam demiş. Bilmem ki. Ben bilmem. Sallıyorum. Birazdan cevap geliyor hocam demiş. Hocam B demek istiyorum demiş. Tabii ki C hocam demiş. Orhan sormuş dikkat etmek gerekir demiş. Orman en fazla Karadeniz çeşitlilik ise en fazla demiş. Güzel bence. D mi hocam ya demiş. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de ormanların dağılışına bakıldığında Türkiye'de orman varlığı en fazla olan birinci bölge Karadeniz. ikinci bölge Akdeniz. Üçüncü bölge Ege. Dördüncü bölge Marmara. Orman varlığı en fazla olan beşinci bölge Doğu Anadolu. Altıncı bölge İç Anadolu. Yedi ve son sıra Güney Doğu Anadolu. Hocam Türkiye'de orman en az nerede? Türkiye'de orman en az Güney Doğu Anadolu'da. Peki hocam Türkiye'de orman en fazla nerede? Karadeniz. Ee, doğru duydun. Türkiye'de ormanın en fazla olduğu yer Karadeniz. Ama bana diyor ki orman oranı daha fazla. Evet Türkiye'de orman en fazla Karadeniz ama hocam Doğu Karadeniz mi Batı Karadeniz mi? Kesinlikle Batı Karadeniz'i alacaksınız. Neden? Çünkü Doğu Karadeniz'de ormanları kesmişler. Yerine çay, yerine fındık dikmişler. Bakın Rize Türkiye'nin en çok yağış alan yeridir arkadaşlar. Rize'ye gittiğinizde her yerin orman olması gerekir. Ama gider bir bakarsınız her yer çayluk. Her yer çayluk. Ondan sonra gelirsin Giresun'a. Giresun, Giresun Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci ilidir. Her yerin orman olması lazım. Ama her yer Pinduk. E böyle olunca bu şu anlama geliyor. Yani insanlar ormanları kesip yerine fındık yerine çay dikmişler. Kısaca ormanları tahrip etmişler. Bu yüzdendir ki Türkiye'de en çok orman Karadeniz lakin Batı Karadeniz'dedir. Türkiye'de. Orman oranı en fazla olan il derse Karabük. Türkiye'de orman miktarı en fazla olan il derse Antalya dedik. Orman oranının da, miktarının da en az olduğu ili sorarlarsa o zaman Iğdır diyeceksin. Bilmem anlatabildim mi? Orman oranı en fazla Karabük, orman miktarı en fazla Antalya orman oranının da miktarının da en az olduğu yer ıdırmış arkadaşım unutma. Var mı problem? İyi. O zaman devam ki. Geldim arkadaşlar beşeriye. Hocam evet bakalım. Buyurunuz nüfus sorusu. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de nüfusun genç olduğunu kanıtlar arasında gösterilebilir? Yeni nüfus verileri yayınlandı. Yaşlanıyoruz. Çikoritom yaşlanıyoruz. Hocam bu şekilde şehirler açısından çok değişim oldu mu 2022'den beri demiş. Yok yok Büşra değişmedi. Ha bu nüfus kısmında değişiklikler oluyor. Öyle fiziki de değişiklik olmaz. Orandır, miktardır, ormandır. Ne dikebilirler ne kesebilirler öyle bir şey olmuyor. E hocam Antalya'da orman yangını çıktı. Çıktı evet ama sıkıntı yok. Bilemiyorum. Gardasın. Haydi kardas. Çözersin. Arkadaşım ben bilmiyorum. Yukarıdakilerin hangileri? Türkiye'de nüfusun genç olduğunun kanıtları arasında gösterilebilir. Türkiye'de nüfusun genç olduğunun kanıtları arasında gösterilebilir. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması. Evet bu genç nüfus. Olur. Aritmatik nüfus yoğunluğunun fazla olması. yok Aritmatik nüfus yoğunluğu nasıl hesaplanıyor? Toplam nüfus. Toplam yüz ölçümü. Olmaz ki. Demografik tırımın fazla olması. Olur. Demografik yatırım nüfusa falan yatırımdır. Dolayısıyla genç çocuk olursa, doğum fazlaysa o zaman oraya yatırım yaparsın. Kitap alırsın, öğretmen atarsın, aşı yaptırırsın anladın mı? Birçok masraf. Nüfusun ülke genelinde dengeli dağılması bu da genç falan olduğu anlamına gelmez. O zaman hangileri Türkiye'de nüfusun genç olduğunu kanıtlamada kullanılır? 1 ve 3. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması. Bir de arkadaşlar demografik yatırımların fazla olması diyoruz. Güzel. Haydi bakalım buyurunuz. Yukarıdaki haritada işaretli sahalardan hangisinde? Mevsimlik göçlere bağlı. Nüfus değişimi diğerlerinden daha azdır. Vav. Wow. Mevsimlik göç. Hocam mevsimlik göç neydi? İnsanların belli süreliğine bir yerde çalışmaya gitmesi. Mesela tarım amaçlı mevsimlik göç olur. Hayvancılık amaçlı da mevsimlik göç olur. Onun dışında arkadaşlar turizm amaçlı mevsimlik göç olur. Eğitim amaçlı mevsimlik göç olur. Olur da olur. Sıkıntı problem yok. Şimdi bakıyorum arkadaş o zaman hangisi ee, diğerlerinden daha azdır diyor. Yani daha az göç alır diyor. Anladın mı? Mevsimlik olarak. Şimdi arkadaşlar bir de bakarsak İzmir, değil mi? Mevsimlik göç alır abi. Yani Alaçatı, e, efendime söyleyeyim Çeşme falan yani yıkılıyor. Antalya arkadaşlar yine turizme bağlı, mevsimlik göç alır. Şöyle diyeyim, turizm diyeyim de anlayın. Bu da turizme bağlı. E hocam Adana, e, pamuk toplamaya gidiyorlar değil mi? Adana'ya gidelim mi diyor ya. O zaman bunlar tamam. Bu da pamuk yani ha, tarım amaçlı. O zaman bak bir ve iki. Turizm amaçlı mevsimlik göç alırken, turizm. Arkadaşlar Adana tarım amaçlı mevsimlik göç alır. Peki hocam burası Ordu Giresun arkadaşlar. Yine fındık arkadaşlar. Yani fındık toplama yeridir. Çay kesilir. O da bu da mevsimlik. Peki hocam burada ne var? Burada arkadaşlar Zonguldak var değil mi? Zonguldak. Burada ne var hocam? Maden var. Maden. Maden çıkarımı yıl boyunca devam eder arkadaşlar. Bu yüzden de bu üçün olduğu yerde Buraya gelen göçler arkadaşlar niçin yapılır diye sorulduğunda daha çok maden ocağında çalışmak için onlar da daimi göçtür. Onun da bilgisini size vermiş olalım dedik. Peki buyurunuz. Köy altı yerleşmeleriyle alakalı bir soru. Geçen hafta soru çözerken anlatmıştım. Bakalım yapabilecek misiniz? Evet bir dakikalık süreniz başlar gençler. Bilmem anlatabildim mi? Bizde ne demiş? Ben bilmem. Yani her şeyin cevabını veremeyiz kardeş. Ben bilmem kral. Şimdi hatırlıyor musun? Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık derse mezra. Doğu Anadolu'da küçükbaş hayvancılık kom. İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılık ağıl. Ege'de küçükbaş hayvancılık dam. Balıkesir çevresi küçükbaş hayvancılık saya. Batı Karadeniz'de daimi ivan. Doğu Karadeniz'de daimi mahalle. Toroslar, kıl keçisi, yükler, çadırlar, oba. Balıkçı barınağı dalyan. Düz yerlerde olur. Çiftlik. Peki. Doğu Karadeniz'de geçici bir veyahut yerleşmesi yayla. E hocam Güzden e, Bakın şimdi yaylaya çıkarken ya da yayladan inerken kullanılan bir yer var. Bakın burası köy tamam mı? Köy. Köyde insanlar ne zaman kalır? Kış. Burası kışlak. Kışlak. Yaylaya yazın çıkılır. Yayla. Yazlak. Yayla. Yayla çıkarken ve inerken arkadaşlar kademeli çıkılır kademeleri inir. Şu arada arkadaşlar yaylaya çıkarken yolu bölüp kaldığım yer arkadaşlar güzledir. Güzlektir. Bilginiz olsun. Peki güzlelere nerede rastlanılır hocam daha çok? Karadeniz mi Akdeniz Toroslarda arkadaşlar güzle adı verilir. Bu yüzden de sorumun cevabı C seçeneği olmak zorundadır arkadaşlar. Güzle dediğimiz yerleşmeler yaylaya çıkarken ya da yayladan inerken kullanılan köy altı yerleşmeleridir. Bilginiz olsun dedik. Tamam. Yayla Karadeniz'de de var ama farklı isimleri var. Mesela örnek veriyorum. Mesela a, güzle tipi yerleşmelere Karadeniz'de güzle denmiyor maalesef. Ne deniyor? Mesela Trabzon'da mezere diyor adam. Anladın mı? Giresun Ordu'da canik diyor adam. Cenik. Samsun çevresinde yine cenik diyor. Dolayısıyla yani güzle dediğim şey nerede? Güzle dediğim şey Toroslar'da verilen isimdir bilgine. Bu arada yaylacılık daha çok Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de olur. Orta Karadeniz'de, yani dördün olduğu, Bafra Çarşamba Deltası'nın olduğu yerde çok da yaylacılık bekleyemezsin. Bilgin olsun dediğim. Geçici, yüzde de geçici. Yani dediğim gibi ne yapıyorum? Yazın yaylaya çıktım. Çıktım abi. Güz nedir? Sonbahardır, değil mi? E sonra kış gelmeden köye ineceğim de e, köye inmeden o arada kalıyorum. Az, az biraz daha aşağı inip orada hayvanlar otlatıyorum. Güzün iniyorum. O yüzden güzle zaten. Güzle. Anladın mı? Ha. Kral. Trabzon'da mesire hocam demiş. Mezere diyorlar. Mezere. Mezere. Mesire. Evet. Gel bakalım. Bir tane tarım ürünü sorusu. Hadi bakayım. Yukarıdaki verilen haritada işaretli sağların hangisinde türü, tütün tarımının yapıldığı söylenemez <laughs> ben bilmem cevabını senden isterim yani tütünü biliyorsunuz değil mi tütünün ana vatanı neresi Amerika kıtası doğru duydun tütünün ana vatanı Amerika kıtası Amerika kıtasında arkadaşlar tütün ee, kültür altına alınmış Fransız Dışişleri Bakanı Jean Nicot ee, Amerika'ya gitmiş orada bir barış çubuğu diye buna vermişler bu içmiş çok beğenmiş anam nasıl hoşuna gitmiş demiş ki bundan verin demiş ben bunu götüreceğim Fransa'ya getirmiş Yıllarca zaten Avrupa'ya getiren adamın adıyı da alınmış. Nikotin ürünü Nikotin ürünü. Nikotin olmuş. Bugün hala sigarada bağımlılık yapan maddeye Avrupa'ya getiren adamın adını Nikotin diyoruz. Nikotin. Nikot. Nikotin. Ee, tabii Fransa'dan da Osmanlı topraklarına gelmiş tütün. Anam Osmanlı tebaası tütünü öyle bir sahiplenmiş, öyle bir sahiplenmiş ki dünyanın en kaliteli tütününü yetiştirmiş. O gün bugündür dünyanın en kaliteli tütünü bu topraklarda yani Anadolu'da yetişir. E şimdi dünyanın en kaliteli tütününü yetiştiriyorsan sen öyle herkese her yerde ektiremezsin. Ekersen kaliten de düşer. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Devleti arkadaşlar tütünün ekim alanını sınırlandırmış. Tütünün ekim alanının sınırlandırılmasının sebebi nedir diye sorulduğunda kaliteyi koruyabilmek içinmiş. Hocam Karadeniz'de burada tütün var mı? Var. Ege'de var. Burada var. Burada var. İç Anadolu'da yok arkadaşlar unutmayacaksınız. İç Anadolu'nun ikliminden dolayı arkadaşlar tütünün e, yaprakları bir tık kalın ve içimi sert oluyormuş. Bu da kaliteyi bozduğu için İç Anadolu bölgesinde tütün ekilmesine müsaade edilmez arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olalım dedik. Aynen Türkiye'de tütünün yetişmediği tek bölge İç Anadolu bölgesidir. Yetiştirilmediği bilginiz olsun. Aynen tekel Samsun'daydı Samsun evet Maltepe işte Maltepe oradan oradan alıyor adını sigaralar anladın mı Samsun 216 peki geldim <laughs> hayvancılık sorusu arkadaşlar buyurunuz efendim İstanbul Maltepe'ydi herhalde sigara fabrikası orada oranın adını vermişler Samsun mesela Samsun mesela Bafra diye de bir sigara vardı hani Bafra'dır cigarası işte o da Samsun'un Bafra'sı anladın mı yani fabrika nerede kurulduysa o bölgenin adı verilmiş sigaraya, pakete anladın mı? Samsun 216, Bafra, Baltepe. Ben bilmem, sen bilirsin kral. Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin Doğru olduğu söylenemez demiş. Doğru olduğu söylenemez. Bakın. Küçükbaş hayvan sayısının koyunun miktarı diye hayvanlardan fazladır. Doğrudur. Türkiye'deki hayvanların arkadaşlar %60 koyunlar oluşturur. Kadeniz balık miktarı en fazla ve bölge iş imkanlarının sınırlı olduğu için balıkçılığın en fazla yapıldığı denizimizdir. Doğrudur. Yeme hayvancılığın musun fazla olduğu merkezlerin çevresinde yoğunlaşmıştır. Doğrudur. Pazara yakınlık ilkesiyle alakalıdır. Mera hayvancılığında et ve süt verimi kullanılan suni yem miktarına bağlı olarak değişim gösterir. Hayır. Mera hayvancılığı çayır hayvancılığıdır. Dolayısıyla mera hayvancılığında verimin değişmesi yağışa bağlıdır. Yağış fazlaysa ot fazladır. Bu da et süt verimini artırır. Yağış azsa ot azdır. O da et süt verimini düşürür. Ülkemizde et üretimi ihtiyacı karşılamamaktadır. Evet dışarıdan angus alıyoruz. Son yıllarda karkas et getiriyoruz arkadaşlar. Mevzu bu. Peki geldim aşağıdaki haritada bazı il ve ilçeler verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre haritada verilen merkezler aşağıdaki verilen madenlerden hangisiyle alakalıdır demiş arkadaşlar. Nereye vermiş ki? Sirt, Mardin Çamurlu, Düzce Akçakoca, Bursa o akça ve Hamitabat. O, demiş. O, Ha. Ovacı, Hamitabat ve Ambarlı. Hocam O, Ha ne? O, Ha Türkiye'de doğalgazla çalışan santrallerdir. Dolayısıyla biliyorsunuz, Siirt'ten, Mardin Çamurludan ve Düzce Akçakocadan, Hamitabattan doğal gaz çıkar ve arkadaşlar Türkiye'de kullanılır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla buralarda doğal gazın çıkarım alanları verilmiş. Oha, doğal gaz. Oahçı, Amitabat, Ambarlı, tamam mı? Oha, doğal gazla çalışan santraller evet. ve 2. Hadi bakalım. Buyurunuz efendim. Sizdeyiz. Türkiye'nin ulaşım yolları ile ilgili yukarıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Türkiye'nin ulaşım yolları ile ilgili Aşağıdaki verilenlerden hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar. Peki tüm bölgelerimizde demir yolu bağlantısı vardır demiş. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle doğru arkadaşlar. Nasıl ya? Tüm bölgelerimizde demir yolu bağlantısı var mı? Var. Karadeniz'de var. Ege'de var. Marmara'da var. Akdeniz'de var. İç Anadolu'da var. Doğu Anadolu'da var. Güney Doğu Anadolu'da var. Tüm bölgelerimizde var. Tüm illerimizde dese yanlış. Ama tüm bölgelerimizde doğru. Turistler en fazla hava yolu ulaşımını kullanırlar. Kesinlikle ama kesinlikle doğru. Süper. Yük ve mal taşımacılığında en ucuz demir yoludur. Hayır. En ucuz hangisidir? Deniz yoludur. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Yolcu taşımacılığında en fazla kullanılan kara yoludur demiş. Arkadaşlar bu da yanlış arkadaşlar. Peki hangileri yanlıştır demiş. Yo yolcu özür dilerim. İş ticaret ve yolcu taşımada bu bu. Arkadaşlar yalnız 3 yanlış bilginiz olsun. Cevabı B seçeneği olacak arkadaşlar. Yolcu taşımacılığında en fazla kullanılan karayol ulaşımıdır. Yani iç içte tamam Türkiye dediği için iç alıyoruz zaten. Sıkıntı problem yok. O zaman bakın şuraya dikkat edin. E, hepinizin takıldığı nokta şuydu. Tüm bölgelerimizde demir yolu bağlantısı vardır. Evet vardır. Bölge dediği için dikkat et. Bütün illerimizde derse yanlış. Tamam mı? dikkat. Gel bakalım. Aşağıdaki verilen turistik çekicilik alanlarından hangisinin dini turizm alanında yeri yoktur demiş. Dini turizm. İnsanların dini duygularla ziyaret ettiği yerler dini turizm oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar onu soruyor. Dini turizm. Van. Aktama. Kilisesi biliyorsunuz. Ashabı. Keyf. Arkadaşlar. Yedi uyurlar. Trabzon. Tümela. Hasan, Keyf, Göbekli, Tepe. Arkadaşlar bakın. Bir de söylüyorum. Akamark kilisedir. Dolayısıyla dinidir. Asabı Keyf, Yedi Uyurlar, Türbedir. Arkadaşlar dinidir. Trabzon, Sümela, Manastırdır. Arkadaşlar. Göbekli Tepe ilk konaktır. Ama Hasan Keyf. Arkadaşlar Hasan Keyf biliyorsunuz Batman'da yer alan bir antik yerleşmedir. Ancak dini bir yanı yoktur arkadaşlar. Zaten Ilısu Barajı'nın da su altında kalmıştır. Biliyorsunuz ki Ilısu Barajı'nın yeni adı da zaten Veysel Eroğlu Barajı olmuştu. Son soru. Yukarıdaki verilen yerler ile eşleştirme yapıldığında aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Çarşamba, Batman, Afyon, Nevşehir. Göbekli Tepe dünyanın ilk tapınağıdır. Kral. <laughs> tamam mı? Göbekli Tepe dünyanın ilk tapınağı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakıldığında çarşamba kıtadır. Tarımla eşleştirebilirim. Bence bu gitti. Bat mı demiş? Petrol çıkıyor abi. Madenle eşleştirebilirim. Bu gitti. Afyon demiş. Arkadaşlar kaplıca turizmi var. Kaplıca turizmle eşleştirebilirim. Gitti. Nevşehir çevresi demiş arkadaşlar. Hadi bakayım. Nevşehir'i arkadaşlar turizmle eşleştirdim. Tamam mı? turizmle eşleştirdim. Dolayısıyla arkadaşlar turizmde kaplıca arkadaşlar termal turizmle eşleştirdim gitti. Ama ormanlık bölge diye bir yer yok arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız G seçeneği olmuş oldu. Orman olabilmesi için Karadeniz'i kullanmak daha iyi olurdu. Peki geldim arkadaşlar deneme 2'ye peki var mı sorusu olan bir 10 dakika mı vereceğim arkadaşlar saatimiz hemen hemen de 47-48 o civarlarda bir 12 dakika mola verelim arkadaşlar 21 çift sıfırda herkes burada olsun olur mu eyvallah deneme hocam geçen haftaya göre zordu tabi bir tık bir tık bir tık gideceğiz bakalım yani Okey birazcık mola veriyorum. Tam da buradayız arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Orada mıyız? Merhabalar 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 diyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hocam <laughs> o zaman devam. Arkadaşlar ikinci deneme birinci soruyla sendeyim. Eşleştir bakalım. Hadi bakalım. Seviyemizi görelim. eksiklerimizi tespit edelim. Sendeyim. <laughs> Eşleştirme olduğunda hangisi dışta kalır diyor. Eşleştirme olduğunda hangisi dışta kalır diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eşleştirme olduğunda dışta kalır. Şimdi <laughs> cevaplar geliyor güzel. Beraber bakalım isterseniz. Grup ve tan süresi uzundur demiş. Grup ve tan süresinin uzun olabilmesi için en kuzey olması gerekir. Samsun gitti arkadaşlar. Birincisi Samsun. Yer kim en azdır demiş. En güney olması lazım arkadaşlar. Ana gitti. İkincisi Ana. Güneş en erken doğar demiş. En doğuda olması lazım. O zaman arkadaşlar Van gitti. Peki geldim. Saat uygulamasında Yerel saatiyle, usal saat arasındaki fark en fazladır demiş. Iğdır'a en uzak olan olacak. Yani İmir gitti, Pekeri'ne kaldı, Amasya kaldı. Zaten böyle sorularda ya en doğudaki ya en bataki, ya en kuzeydeki ya en güneydeki verilir. Ortadaki zaman cevap olur arkadaşlar. Dikkat etmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Evet. Çoğu arkadaşımız doğru yaptı. Yani ikinci soruya full olarak geçe. biliyoruz arkadaşlar. Buyurunuz efendim. ikinci soru. Hocam kuzeye gidildik neden yer çekimi artıyor demiş. Olmadı Büşra. Olmadı. Olmadı. Hemen açıklayayım senin için. Bak. Yer çekimi dediğin şey çekirdekle alakalıdır. Dünya ekvatordan şişkindir. Çekirdeğe uzaktır. Bu yüzden de çekirdeğe uzak olduğu için ekvatorda yer çekimi azdır. Kutuplar ise asıktır. Çekirdeğe yakındır. Bu yüzdendir ki kutuplara yer çekimi fazladır. Türkiye tam da burada yer alır. Ekvatora olan, ekvatora yakın olan Hatay'da yer çekimi asker. Kutuplara yakın olan Sinop'ta, Samsun'da yer çekimi daha fazladır. Okey. Bu bundan daha net anlatılamaz herhalde diye düşünüyor. İkinci soruya geçiyorum. Ne dedin? Sen de sağ ol kral. <laughs> Okey so buyurunuz efendim sizdeyiz. Türkiye'de genç arazilerin yaygın olması deprem riskini artırmıştır. Buna göre deprem riski yüksek olan Türkiye için belirlemelerin hangilerinin doğru olduğu söylenebilir tamam mı? Doğru olduğu söylenebilir. <laughs> bilemiyorum demiş, bilemiyorum. Bakalım mı? Önce bakalım. Şimdi ilk soruyla beraber bakıyoruz arkadaşlar. Peki. Türkiye'de deprem riski yüksektir. Türkiye için belirlemelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Bütün kıyı bölgelerinde fay hattı bulunmaktadır. Ege'de var. Marmara'da da var. Kıyı bölge bu ikisi. Orta Karadeniz'de Havza'dan geçiyor. Sarsun'dan Karadeniz'de de var. Akdeniz'de de Antalya'ya kadar iniyor. Hatay'a kadar iniyor. Orada da var. O zaman bütün kıyı bölgelerimizde fay hattı bulunmakta mıdır? Evet. Kaf ve Dal. Bingöl Karlova'da birleşir. Evet. Kuzey Anadolu fayda en aktif faydır. Hayır. Kuzey Anadolu değil, Batı Anadolu fayda en aktif faydır. Bu yanlış. Söylenebilir. 1 ve 2. Yani sonun cevabı D seçeneği olmalı arkadaşlar. Şu arkadaşın döküldüğünü burada net olarak gördük arkadaşlar. Tamam mı? Kuzey Anadolu e, fay hattıyla Doğu Anadolu fay hattı Muş Varto'da birleşmiyor muydu hocam demiş. Aynen. Hem Muşvarto hem de Bingöl Karlova. Tamam mı? Bu ikisi zaten o civarda birleşiyor. Muşvarto dese de olur. Bingöl Karlova da dese olur. Bilginiz olsun. Ama özellikle Bingöl Karlova tam da böyle kesişme dadır arkadaşlar. Bilginiz olsun dedi. Güzel. Var mı sıkıntı taşıyan? Hala full giden var mı? Yoksa ilk iki soruda duman mı oldu arkadaşlar? Ama şöyle bak Zehra, Hatay. Hatay da Akdeniz bölgesinde Zehra. <laughs> Güzel. Hadi bakalım. Eyvallah. Hadi bakalım. Yukarıdaki deltovalarından hangi ikisi yer değiştirirse bütün bilgiler doğru olur demiş. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes. Bakırçay, Gediz, Küçük, Büyük Menderes. Nasıl odamıştım ben ders anlatırken? Dikili de Menemen, Selçuk ve Balatlayın. Değil mi? Bakışay Menemen olmaz abi. Bakışayın ki dikil olacak. Doğru Hayır, süper. Gez <laughs> arkadaşlar dikili yer değiştirim zorunda arkadaşlar. Menemen'le dikili yer değiştirdiğinde bütün problem ortadan 60 olacak arkadaşlar bilginiz olsun dedi. küçük menderes selçuk büyük menderes balat zaten a seçeneğini yer değiştirdiğimizde bütün problem ortadan kalkar arkadaşlar bilginiz olsun dedik ikili de hemen selçuk ve balatlayın ege bölgesindeki deltaların sıralamasıdır peki arkadaşlar yukarıda verilen akarsu ve döküldüğü yere eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır <laughs> vay be kral şimdi arkadaşlar meriç ege mi döküyor Evet. Yenice Karadeniz mi? Evet. Fırat Basra mı? Evet. Arpaçay Hazar Gölü mü? Evet. Ama Eşin Karadeniz mi? Hayır arkadaşlar. Eşin Karadeniz değil. Eşen çayı arkadaşlar Muğla tarafından böyle akar ama en son gider Akdeniz'e dökülür. Aslında Akdeniz'le Ege sınırını çizer öyle söyleyeyim size ve gider arkadaşlar nereye dökülür? tabii ki de akdeniz'e dökülür. Süper. Harika. İyi değil. Arpa Arpaçay arsa dökülmez mi demiş. Ama onun kolu ziten arpaçay hazara dökülüyor gidip. Hazara dökülüyor. Öyle bakmak lazım olayı. Yani aras nereye dökülüyor mesela? O da hazara dökülüyor. Anadım aslar öyle bakacağız. Peki geldim bir diğer soru arkadaşım. Okey. Şimdi arkadaşlar Bunları çözüyoruz ardından da şeyde yapabilirsiniz 30 e, konuşan denemem var benim onu alabilirsiniz. Özellikle sınava yakın bundan sonra arkadaşlar 30 tane coğrafya denemesi her hafta bir tane bir tane bir tane eksiklerinizi tespit ederek ilerleyebilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar aşağıda Türkiye'nin bazı yörelerine ait yağış özellikleri verilmiştir. Yörelerine ait yağış özellikleri verilmiştir sevgili arkadaşlar. Buna göre verilen yağış özellikleri ile ilgili aşağıdaki kentler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Yıl içinde en fazla yağışı sonbaharda almaktadır. Yıl içerisinde yağışı en fazla sonbaharda almaktadır. O zaman Karadeniz arkadaşlar tamam mı? Biz yağışları mera hayvancı faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır demiş. O zaman Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Hakim yağış biçimi konveksiyonel yağışlar. Bu İç Anadolu olabilir yer aldığı bölgenin en fazla yağış alan bölgesidir. Bakalım yaz yağışları dedi ya 2. Bu Kars abi. Yılı içerisinde en fazla yağış sonbaharda alır demiş. Bu Karadeniz Rize abi. Hakim yağış biçimi konveksiyoner demiş. Bence bu Konya abi. Yer aldığı bölgenin en çok yağış alan yeridir. Muğla, Ege bölgesidir. İzmir'le alakalı herhangi bir bilgi yok. Cevap arkadaşlar C'dir. Hocam adı neydi kitabı demiş. Otuzlu konuşan deneme arkadaşlar kitabım bu. Otuzlu konuşan deneme yargı yayınlarından arkadaşlar. Okey. Peki buyurunuz. Yo sınav tarzında. Yani sorular sınav tarzında arkadaşlar. Güncelledim şimdi rengi yeşil olan değil e, yeni 2024 baskısı vardır. En güncel olanı alırsınız. Peki <laughs> arkadaşlar rüzgarların yer şekillerine bağlı olarak yön değiştirdiği bilindiğine göre aşağıdaki verilen rüzgar frekans güllerinden hangisi Giresun iline ait olabilir? Tamam mı? Hangisi Giresun iline ait olabilir? Elinde varsa onu çöz. Sıkıntı yok. Zehra. Yok yok. Elinde varsa sıkıntı yok. Onu çöz. Aynen. Muğla'nın, Ege'nin en çok yağış alan yeri olmasının sebebi dağların Muğla'da kıyıya paralel uzanması. Yani uzanışıyla alakalı. Tamam mı? Onunla alakalı. Peki. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz rüzgar yer şekillerine bağlı esiyordu. Bu da rüzgar frekans külü oluşturuyordu. Şöyle bakmak lazım olaya şimdi. Mesela Çakkale'de böyle esiyordu değil mi? Kuzey, doğu, güney, batı esiyordu. Tamam. Akdeniz'de mesela yukarıda toroslar vardı. Çok esemiyordu ama Akdeniz'de dur rahat rahat esiyordu. Ege'de yukarıda dağ var, aşağıda dağ var. Çok esemiyordu ama doğu, batı doğrultusunda esiyordu. Karadeniz'de de aşağıda dağ olduğu için çok esemez. Sahil boyunca eser, yukarıya doğru rahat rahat eser. O zaman kuzey sektörlü çok esniyse Kadeniz, güney sektörlü çok esniyse Akdeniz, doğu batı sektörlü esniyse Ege, kuzey doğu güney batıysa bu Çakkale. Eğer her yöne eşit miktarda esiyorsa o zaman da İç Anadolu'dur demiştik. Şimdi kuzey sektörlü olan burada hangisi arkadaşlar? D seçeneği. Bu yüzden de Giresun iline aittir diyorum. Mesela Hocam bu. Bak bu Çanakkale olur gördün mü? Çanakkale olur anladın. Niye? Kuzey doğu, güney batı. Hocam bu. Ben sana söyleyeyim bu Ege. İzmir olur, Aydın olur. Ege'dekiler çünkü anladın mı? Bak bu Akdeniz abi. Nereden anladın hocam? Çünkü güney sektörlü. Mantı anladın mı bro? Sen mantı anladın mı? Yani Giresun demez de işte Trabzon der. Rize der. Problem yok. Mantık aynı. Yani Antalya demez de Mersin der. Mantık aynı. Sen anladın da bunu. Bak bu tarz bir soru daha önce geldi. Yine gelebilir. Dikkat et. Sonra. Aman değil. Evet bitki örtüsü. Aynen dağların uzanışıyla alakalı. Mantığı çaktıysanız sıkıntı yok. Çaktım mantığı hocam demiş. Allah razı olsun hocam anladım demiş. Eyvallah ne demek. Peki buyurun. Yukarıdaki haritada işaretli alanlarda yaygın olan bitki ya da o bitkinin tahribiyle oluşmuş bitki türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye eklemiş arkadaşlar. Doğrudur diye eklemiş. Şimdi arkadaşlar yani tahribiyle diyor ya ya bitki ya da tahribiyle demiş. Şimdi bir Karadeniz değil mi? Burada bitki örtüsü nedir? Ormandır. Var mı itiraz olan? Yok. Burada orman. Güzel tamam. O zaman sıkıntı yok zaten. Burada orman. Bir hocam Akdeniz ne var? Hocam Akdeniz'de Kızılçam var. Kızılçam. Tamam. Peki hocam burada ne var? Yani burada bozkır var. Bozkır. Tamam. Hocam burada ne var? Burada da çayır var. Tamam. Hocam ormanın tahribiyle ne oluşur? Püsür, döv, maki. Yani Karadeniz bölgesinin bitki örtüsü ormandır. Ormanlar kesilirse püsö, döv, maki. Yani yalancı maki ortaya çıkar. Güney Marmara Ege Akdeniz'de kızılçamdır. Kesersem maki ortaya çıkar kesersem garik ortaya çıkar sıkıntı yok. Bozkır'ı kesersem çölleşme oluşur. Çayırı kesme zaten kalsın. O zaman bir püsüdaki olur mu? Olur. İki orman olmadı. Bir garik olmaz. İki püsüda maki olur. İki garik olabilir. Üç çayır olur. Dört step oldu bile. Anda cevabım C seçeneği arkadaşlar. Sıkıntı problem yok. Mantık anlaşıldı mı? Hocam zorlaştı mı sorular ya demiş. Sorular arkadaşlar yani birazcık nüans isteyen sorularımız var ama çok böyle afaki aman adam öldürür denecek sorular değil arkadaşlar bilginiz olsun dedik. Tamam mı? Yani eksikliklerimiz var demektir. Bu o anlama gelir. Buyurunuz efendim arkadaş. Toprak özellikleriyle alakalı hangisi söylenemez diyor. Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen bir bölgenin toprak özellikleriyle alakalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Allah'ım Allah'ım. Şimdi arkadaşlar en çok yağış ilk barda alınmış. Bu bölgede yazlarda sıcak ve kurak. Muhtemel arkadaşlar ben size söyleyeyim. Karasal iklim ki sıcakta sıfıra kadar düşmüş zaten. Toprak oluşumunda daha çok mekanik yani fiziksel çözünme görülür. Doğrudur abi. Niye? Çünkü hikaye şu. Karasal iklim bölgesi ise arkadaşlar sıcaklık farkı fazladır. Tamam mı? Sıcaklık farkı fazladır. Sıcaklık farkı fazla olduğu için de fiziksel yani mekanik çözünme görülür. Toprak içerisinde tuz, kireç birikimi fazladır. Kesinlikle evet. Çünkü yağmur az. Yağmur az olduğu için de tuz kireç birikimi fazladır. Toprak oluşumu Yavaştır. Evet fiziksel çözünme olduğu için toprak oluşumu yavaştır. Kahverengisi tep ya da kestane renkli tep yaygındır. Kesinlikle doğrudur. Toprak rezyonu oldukça yavaştır. Yanlış arkadaşlar. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Toprak oluşumu kesinlikle yaştır demiş. Yanlış arkadaşlar. Hızlıdır olacak. Çünkü karasal iklim olduğu için arkadaşlar tamam mı? Karasal iklim olduğu için tamam mı? Karasal iklim olduğu için sevgili arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle yağış az. Yağışın az olması bitki örtüsünün cılız olmasına bitki örtüsünün cılız olması da sevgili arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle erozyonun fazla olmasına sebep olur. Peki arkadaşım buyur. Sendeyim. Süren başladı. Haritada numaralandırılarak gösterilen yerler seyrek nüfuslu alanların dışında kalır demiş. Hangisi demiş? Haritada numaralandırılarak gösterilen yerler hangisi seyrek nüfuslu yerlerin dışında kalır diyor arkadaşlar. Bence hepsi seyrek hocam demiş. A demiş hocam. Hocam D mi diye sormuş. Bence B hocam demiş. A hocam demiş. B hocam demiş. Herkes bir şey demiş. Hocam C mi diye sormuş Aslıhan. B olmaz, B olmaz. B Kastik demiş. Ben bilmem. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de seyrek nüfuslu yerler nereler? Birlikte bakalım. Bir Doğa dolu. 2. Sinop. 3. Yıldız Dağları. 4. Çanakkale. 5. Menteşe. 6. Teketaşeli. Taşeli. 7. Tuz Gölü çevresi alanlar Türkiye'nin seyrek nüfuslu yerleri içerisinde yer alır. Lakin Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye'nin yoğun nüfuslu yerlerindendir. Unutulmamalı. Nasıl nüfuslu? Yoğun nüfuslu yerlerindendir. Unutulmamalı. Hocam niye yoğun nüfuslu? Çünkü arkada dağlar var, önde deniz var. İnsanların gidebileceği çok bir yer yok. Arada sıkışıp kalmışlar. Bu yüzden arkadaşlar 3 bir daha söylüyorum yoğun nüfusludur dedik arkadaşlar. Var mı sıkıntı? <laughs> Hocam Türkiye'de seyrek nüfuslu yerlerin ortak özelliği nedir? Yer şekilleri engebeli ve dağlık olan, ulaşım yollarına sapa olan yerler seyrek nüfuslanmıştır. Bunu unutma arkadaşlar bilginiz olsun. Olsun güçlü, o kadar olacak. Peki buyurunuz efendim. Bir göç sorusu yine. Dağılış tam ÖSYM formatında arkadaşlar. Sınava girdiğinizde zaten aynı dağılışı göreceksiniz. Coğrafi konum, yer şekilleri, bir toprak, bir bitki, iklim, nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık şeklinde olacak. Emin olabilirsiniz. Bu çözdüğünüz sorulara bakın. Dağılışa bakın. Aynısı gelecek arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Türkiye'de yaşanan iç göçler dikkate alındığında Aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisinin mevsimlik göçler üzerindeki etkisi daha azdır? Güzel soru bence. Şimdi turizm amaçlı arkadaşlar artık çok fazla katılıyorlar. Oldukça fazla bence. Tarım amaçlı da çok fazla katılıyorlar. Oldukça fazla bende bence. İnşaat sektörü oldukça fazla. Yaylacılık yine oldukça fazla. Ama arkadaşlar ormancılığı diye zaten bir mevsimlik göçtürü yoktur. ki. Mevsimlik göç ne için yapılır abi? Tarım için yapılır. Hayvancılık için yapılır. Turizm için yapılır. Tamam mı? Tarım, hayvancılık, turizm. Onun dışında sevgili arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Tarım için yapılır. Hayvancılık için yapılır. Turizm için yapılır. Sevgili arkadaşlar. İnşaat için yapılır. Hatta eğitim için de yap. Ama ormancılık için arkadaşlar böyle bir şey yoktur. İnşaat aklıma gelmez demiş. Niye? Bir inşaat şirketinde çalışıyorum. Benim çalıştığım şirket Ankara işte Kent Hastanesi'nin temelini aldı. E, gidiyorum, çalışıyorum. Temel bitti. O arada örnek veriyorum. Erzurum Devlet Hastanesi. Bu sefer de oraya gidiyor. Yaptığım şey mevsimlik göçtür aslında. Okey. Peki buyurunuz. Eleman mı var hocam demiş. Bilmem. Ben bilmiyorum kral. Yukarı... <laughs> Hocam demiş de daha demiş cevabı. Az bitiyor ve yok öyle bir şey yok. Peki gel bakalım. Yukarıdaki verilen işaretli sahaların hangisi ya da hangilerinde kerpiç meskenlere daha fazla rastlanılır demiş. Pek karalama. <laughs> Şimdi kerpiç meskenlere daha fazla rastlanılır diyor ya. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi şunu biliyorsunuz değil mi? İnsanoğlu mesken inşa edeceği zaman unutmayın bunu. Çevrede en kolay ulaşabildiği malzemeyi yapı malzemesi olarak tercih etmiş. Karadeniz'de orman çok olduğu için insanlar evlerini gene de şaptan yapmışlar. Kırsal kesimde. Doğu Anadolu bölgesinde meskenler taştan yapılmış. Akdeniz'de meskenler taştan yapılmış. İç Anadolu'da topraktan yani kerpiç. Güney Doğu Anadolu'da topraktan yani kerpiç. Kepç malzemelere daha fazla aslanlır 3 ve 5 benim cevabım oldu ne olmalı 3 ve 5 arkadaşlar unutulmamalı bakın şöyle koyabilirsiniz. elementleri sayabilirsiniz taş toprak tahta tamam mı bir ok çek Akdeniz'den Karadeniz'e doğru taş toprak tahta unutma hocam doğana doğru taş mı taş ama nasıl taş Aa, volkanik taş. Hocam Akdeniz'de taş da nasıl taş? Kaker kaker. Kimyasal. Tamam mı? Tortul taş. Bilgin olsun. Peki öğretmenim. Volkanik tüf. Nerede yapı malzemesi olarak kullanılmıştır diye sorsam. Volkanik tüf. Nevşehir'de yapı malzemesi. Peki Nevşehir'de değil mi? Volkanik tüf Nevşehir'de kullanılmış. Süper. Harika. Peki, geldim bir, bir soru. Yukarıdaki haritada işaretli sahaların hangisinde? Nadas'a bırakılan arazi daha fazladır demiş. Nadas'a bırakılan arazi daha fazladır. Sen değil, bence yaparsın ya. Şimdi arkadaşlar, şuraya dikkat. Nadas toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılmasıydı. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Nadas en az nerededir diye sorulduğunda Karadeniz bölgesindedir. Yağış düzenli olduğu için Nadas'ın en az olduğu yer Karadeniz bölgesidir. Peki... Hocam das en çok nerededir? arkadaşlar? adası bırakılan arazinin en çok olduğu yer arkadaşlar İç Anadolu bölgesinin nedir diyeceğiz. Unutmayacaksınız. Hocam nasıl diyor. Burada artık top var arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat. Bu zaten bir ergene suyor arkadaşlar. Burada da tamam hocam bura ya burada da artık top var. Bilin ya yani. İnşallah olayı alacaksın. Olay bitecek. Devam. Yani. Bir adasa karşıyız. Münavebeli tarım, nöbetleşe ekimi tavsiye ediyoruz. Siz de öyle yapın arkadaşlarım. Peki buyurun bakalım. <laughs> Bir tane tarım sorusu, şey hayvancılık sorusu. Hele Müşra, karasal iklimdir. İyi bakmak lazım. <laughs> karasal iklimin yayılım alanı ile aşağıdaki verilen hayvanlardan hangisinin yetiştirildiği alanlar arasında paralellik görülmektedir diye. Tamam mı? paralellik görülmektedir. Tamam mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Eşir Büşra. Üstüne biraz düşün. Şimdi arkadaşlar bakalım. Karasal iklimin yaydım alanı. Aşağıdaki verilen hayvanların hangisinin yetiştirildiği alanlar arasında paralellik görülmektedir demiş. Karasal iklimin olduğu yerde ne vardır? Bozkır vardır. Bozkırın olduğu yerde de küçük hayvancılık yapılır. Sığır olmaz, zan olmaz, arı olmaz. Koyun mu kıl keçisi mi? Bak titik keçisi deseydi biraz düşürdüm. Amma velakin kıl keçisi demiş. Kıl keçisi nerede hocam? Kıl keçisi arkadaşlar makinin olduğu yerde. Bak nerede bozkır? Orada koyun arkadaşlar unutmuyorsunuz. Nerede çiçek orada arı arkadaşlar. Nerede bataklık orada manda. Nerede çayır orada sığır. Anladın? Ee, ama bir daha söylüyorum. Bozkırın olduğu yerde koyun vardır. Bu yüzden de sorumun cevabı A seçeneği olmalı. Nerede çayır orada sığır. Nerede bozkır orada koyun. Nerede bataklık orada manda. Nerede çiçek orada arı. Nerede du yaprağı? Orada ipek böcekçiliği. Nerede maki? Orada kıl keçisi. Nerede pazar? Orada kümes ve bedi hayvancılığı. Ayık Gel bakalım. Yukarıdaki yerlerden hangi ikisinde rüzgardan elde edilen elektrik enerjisi miktarı daha fazladır demiş. Yani rüzgar gücü, rüzgar gücü onu soruyor. <laughs> Rüzgar gücü, rüzgar gücü. Biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Yani Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artıyor. Her geçen gün artıyor hocam? Her geçen gün artıyor. Türkiye'de her geçen gün yenilen, ene yenilenebilir enerjiden elde edilen enerjinin payı her geçen gün artıyor arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. Ee, özellikle Rüzgar, güneş, hidroelektrik bunların paylarının çok hızlı arttığını görüyorsunuz. Türkiye'de rüzgar enerjisi potansiyeli en fazla Ege bölgesindedir. Türkiye'de rüzgardan elektrik üreten üretilen ilk yer İzmir Alaçatı'dır. Ardından da Marmara bölgesidir. Bu yüzden de ki Türkiye'de rüzgarla en çok elektrik Ege ve Marmara bölgesinde üretilir. Dolayısıyla bunların rüzgar enerjisindeki payı oldukça fazladır diyeceğiz. Güneş deseydi Güneydoğu Anadolu bölgesi. Anladın mı? Dikkat. Ama rüzgar Ege ve Marmara. Jeotermal yine Ege ve Marmara. Lütfen dikkat et. ÖSYM e, özellikle bu yenilenebilir enerjileri önesiyor ve dikkat alıyor arkadaşlar. Peki buyurunuz. Sizdeyiz canlar. aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin 2022 verilerine göre en çok ihracat yaptığı komşu ülkeler birlikte verilmiştir. Zaten 2023 verileri henüz yayınlanmadı. Nüfus başladı. Diğerleri de yayınlanacak arkadaşlar. Bu arada Türkiye'nin nüfusunda da çok büyük bir artış yok. Hatta Mafingen. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin 2022 verilerine göre en çok ihracat yaptığı komşu ülkeler birlikte verilmiştir diyor. Komşu ülkeler ve ihracat yaptığı tamam mı? Aa, o önemli yani. En çok ihracat yaptığımız komşu ülkeler. Komşu ülkeler. Hocam Bulgaristan Yunanistan mı demiş? Niye öyle mi sence? Ben bilmem. Eyvallah demiş. Arkadaşlar Türkiye'nin komşular içerisinde en çok ihracat yaptığı ülke Irak'tır. Bunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Türkiye'nin komşuları içerisinde en çok mal sattığı, en çok ihracat yaptığı ülke Irak. Hocam bir de var. İran var. 2022 yılında buydu. Ha, 2023 değişebilir. Değişebilir arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi Türkiye'nin komşuları içerisinde Türkiye en çok malı Irak'a satar. Peki hocam Türkiye dünyada malı en çok kime satar? Almanya'ya satar arkadaşlar. Bilginiz olsun dedik. Tamam mı? Okey. Gıda genelde. Sara yani şeker. Şeker pancarından elde ediyoruz. Bizde var. Pamuklu dokuma ürünleri. Anladın mı? Meyve, sebze gidiyor yani. Peki buyurunuz. Arkadaşlar bir sanayi sorusu. Yukarıdaki merkezlerden hangilerinde cam fabrikası bulunmaktadır demiş. Cam fabrikası bulunmaktadır demiş. Arkadaşım dikkat etmekte fayda var. Cam fabrikası bulunmaktadır. Cam fabrikası ya. Cam fabrikası Hocam Mersin Mersin hocam hocam sormuş diyor ki hocam cam neyden yapılır arkadaşlar cam kumdan yapılır özellikle deniz kumundan yapılır yani bunu söyleyeyim arkadaşlar kumdan yapılır yani camın ham maddesi nedir arkadaşlar camın ham maddesi deniz kumudur tamam mı cam deniz kumundan yapılır ona göre bakman lazım silikat. Şimdi yukarıdaki merkezlerden hangilerinde cam fabrikası bulunmaktadır? Kırklar elinde cam fabrikası var. Sinop'ta cam fabrikası var. Mersin'de cam fabrikası var. Yani 1, 3 ve 5 arkadaşlar. Cevabım olacak 1, 3 ve 5. Yani E seçeneği. Zaten şu ikisini yan yana görürsen hangisi hocam onlar? Sinop, Mersin, hatta üçüncüsüne gör ya fark etmez. Kırklar eli tamam mı? Üçünü yana görürsen iki ihtimal var. Ya cam fabrikasını soruyordur ya da nükleer santrali soruyordur bir gün olsun tamam mı? Lütfen dikkat yani e, işte kırklar eli Sinop Mersin üçünü yan yana gördün ya da Sinop'la Mersin'i yan yana gördün problem yok. Aklına gelebilecek iki şey var zaten ya cam fabrikasını soruyordur ya da nükleer santrali arkadaşım unutma. Peki geldim bir ulaşım sorusu. Evet efendim. Hangisi Büşra? Evet, Zigana en son açılan Zigana da. Burada ama açılışı diğerlerine göre daha yedir diyor. Yani diğerlerine göre bakmak lazım. En son açılan değil mi? Diğerlerine göre. Tarihlere bakar mısınız? Yardım alalım internetten. Tabii karmaşık bilgiler de çıkabiliyor. Ovit mi Sabuncu Beli mi? Ovit mi Sabuncu Beli mi? Şimdi Bolu değil değil mi? Bolu çok eskiden beri var zaten. Orhan Gazi Ovit'ten ve Sabuncu Beli'nden önce. Can Kurtan da yine arkadaşlar aynı şekilde. Ee, arkadaşlar hangi diye sorarsanız sabuncu beli arkadaşlar. Tamam mı? Sabuncu beli. Nerede yer alır hocam demiş. Sabuncu Belin yerini bilmiyorum ki demiş. Arkadaşlar sabuncu beli İzmir ile Manisa arasında yer alır. Unutmuyorsunuz. İzmir Manisa arasında yer alan sabuncu beli o bitten daha sonra açılmıştır. Ve arkadaşlar geldik son sorumuza. Arkadaşlar bölgesel kalkınma projesi sorusu. Hadi bakalım. <laughs> 2020 yılında yayınlanan kararname sonucunda bazı iller iki kalkınma projesinde birden yer almaya başlamıştır. Buna göre aşağıdaki verilen illerden hangi ikisi iki projede birden, tamam mı? Yer alan illerden değildir demiş. Arkadaşım Yeşilırmak Gelişim Havzası projesi var. Burada Samsun Amasa Tokat ve Çorum illeri bulunur. Samsun ve Tokat aynı zamanda Dokap'ta da yer alıyor. Dokap Doğu Karadeniz projesi. Yani zaten Samsun ve Tokat önceden de iki projede birden yer alıyordu. Hangisinde yer alıyordu? Bir Yeşilırmak Gelişim Havzası projesinde, bir de arkadaşlar Dokap. Daha sonrasında 2020 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber Amasya ve da Doka dahil edildi. Böylelikle Yeşilırmak'ta yer alan her dört il aynı zamanda Dokap'ta yer al oldu. Ancak Sinop hiçbir projede yer almıyor. Bırakın iki projede birden yer almayı. Hiçbir projede yer almıyor. Bu yüzden de sorumun cevabı A seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşım full yaptım diyen var mı? Olsun Zehra daha dikkatli. Var. Bir yanlış. Dört yanlış. Üç yanlış. iki yanlış. O kadar da çalışıyorum yine de yanlışım çıktı hocam. Çıkacak. Dört iş yanlış. Ama deneme yani öyle güzel deneme. Anladın mı öyle? Güzel. Güzel. Çerez değil yani öyle söyleyeyim. Bu denemelerde böyleyse iyi olur. iyi olur. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Peki, sevgili arkadaşlar, e, ben tanıştığıma çok memnun olduk. İnşallah arkadaşlar derslerde de devam ederiz. Görüşürüz diye düşünüyorum. E, bu ayın sonunda yani Şubatın sonunda derslerimiz başlayacak. Zaten çoğunuz da orada olacaksınızdır diye düşünüyorum. Sıfırdan hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi alıp baştan sona kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Ee, ben tanıştığıma gerçekten ama gerçekten çok mutlu oldum arkadaşım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sürçülü ihsan eylediyse kapıla. Umarım katkımız, faydamız olmuştur. Evdekilere selam söylemeyi lütfen unutmuyorsunuz. Şubat'ta coğrafya mı başlıyorsunuz? Evet, daha başlamadı bile. Yeni başlayacağız. Evdekilere selam söylemeyi asla unutmayınız sevgili arkadaşlar. Aynen Burak oradaki arkadaşlara sorarız. sana yardımcı olur Ece tamam mı? Evdekilere selam söyleyin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Aleyküm selam. Sen de selam söyle. Büşra. Ellerinden öperim. Görüşürüz.